Endi o'zimizni ahliyilim, talibilim o'zbeklar haqida so'raydigan bo'lsam. Nimasi yo'qdi? Talib ilmlarining aksariyati ya'ni xolis dinni, shariatni o'rganaylik, millatga foydamiz tegsin deb kelgan. Va kelishi bilan o'sha eski ustozlarning tavsiyasiga amal qilib, bu joyda mutamakkin bo'lgan ustozlarning etagidan tushgan. Shu tomoni fazilat. Endi albatta biroz ya'ni o'zi yashayotgan yurtda o'rin topolmagan, o'tdan chiqib ketib bu joyda o'rin topolmagan, qiyinroq ya'ni boshidan ilm o'qi deganga zirikib, dangasalik qilganda osongina bir joyga borib ikkita kalima bilan Qur'onni tafsir qilsang bo'ladi degan odamlarni qo'lga tushib, o'sha ikkita oyat bilan odam o'ldirsa bo'laveradi degan vaziyatga tushganlar ham bor. Ularni biz ro'baro ko'rmadik, lekin bilib sezib yuribmiz. Ya'ni bechora ular ham birodarlarimiz o'zi. Masalan, bizni tabiatimiz odamlar biladi. Ularga ham aytamiz, Alloh taolo hidoyatni bardavom qilsin. Ya'ni musulmonga nisbatan nafratli bo'lishing to'g'ri emas. Qanaqa qilib sen musulmonni yomon ko'rasan? Robbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana va hab lana min ladunka rahmat innaka antal wahhab. Qalbimiz hidoyat topgandan keyin zalolatga ketkizib qo'yma degan Alloh taolo. O'sha zalolatlarni bittasi wala taj'al fi qulubina ghillan lilladina amanu. Iymon keltirganlarga nisbatan musulmonning qalbida g'il bo'lmaslik kerak. G'ilni ta'rifi ko'p. Unga nisbatan gina, adovat, kudrat, nafrat bo'lmaslik kerak. Eng oxiri unga nisbatan kufroniy bo'lmaslik kerak. Bu narsa bizda yo'q. Maturidi ashariyalar bunda qanaqasi yo'q. Har qanday odamni musulmon deb qabul qiladi, ya'ni musulmon jamoalar uchun. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, bu bu ya'ni yurtidan chiqib ketib, har xil vaziyatlarga tushib, musulmonlarga nafrat qilib yurganlar ham yo'q emas. Bular butun boshli musulmonlarga ya'ni anaqa bo'lib qolmasin degan muammo bo'lib qolmasin degan tashvishim bor. Salbiy jihatdan bittasi bu Misr ahlini aholisiga emas. Shu joyda musulmonlarning rizqiga o'qishiga, ta'limiga bir noto'g'ri narsa bo'lib qolish ehtimolidan Alloh aslasin. Bizda endi bizda ham Turkiyada ham xuddi shu mulohaza bor. Xuddi shu qo'rquvimiz bor. Hamma joyda ham bu. Alloh taolo o'zi insof bersin. O'shaning uchun Misrga keladigan odam avvalo o'ylasin, fikrlasin, qayoqqa boryapman desin, shunga muloyim, munosib joyim bormi, imkoniyatim bormi. Farzand deylik, kelsa u nima qilsin? Mutamakkin ulamolarni tutsin. Eng avvalo Azhari Sharifga ya'ni o'zini muntasib qilsin, bog'lansin. Azhari Sharif bularga ham o'zi Azhari Sharif iqoma uchun ham asosan anaqa. Hozir men 10 minutda chiqaman. Rasmiyat uchun ham? Rasmiyat uchun ham, undan tashqari hamma ulamolar eng to'g'ri yo'lni ko'rsatayotgan ulamolar o'shatdi. Kim bu yoqqa kelib turib, o'sha alohida bir ajra olib, faqat YouTube kuzatib, Abdulloh Zufarni eshitib, o'sha atrofdagi odamlarga quloq solib, Misrga nima qilasan kelib? O'zbekistonda ishlab turaverdim. Ha, buni bo'jada ishlasang bo'ladi. Misrga keldingmi o'qi? O'zi o'qishga unaqa haligi anaqasi chidamaydigan, bardoshi yetmaydigan odamlardan shunaqa narsa chiqadi-da. Tarixda ma'lum. Shunday. Ibn Umar radhiyallohu anhu aytganlar, xavorij jamoalarini xavorij qilgan narsa ularni ilmiy saviyasini sayozligi degan. Shunday. Fiqhini sayozligi. Qur'onni yodlayveradi, misol uchun. Lekin Hazrat Ali'ni qatl qiladigan darajada tushunchasi past odamlar. Shu darajada holatga tushgan o'sha jamoat yo'q emas. Hozir faqat Misrda emas, dunyoning hamma joyida bor ular. Shunday. Ularga farqi yo'q. Ular ilmiy asosli mavzuga kelib yuzma-yuz o'tira olmaydi. Men buni tajribamda ham ko'rdim. Men bunga qaror qabul qildim. Samimiylari bo'lsa eshitadi. Men sizga bir narsa aytayin. 20 ga yaqin odam keldi oldimga. 20 ga yaqin.
Bana şartta uzun da kemede bir 5-6 adam geldi. Başka cahada tuttuğu işte 20'ye yakın adam geldi. Hatta bazıları, ben uzun, bizde Urf'ta yok, Türklerde var, kol öptürüş adet. Ben kol öptürüşlükünü uzunluğun nispeten kerek tip koramam. Ben ona kadar, yani uzunlu bir makamlı adam demeyeyim. Hatalarımız yok. Lakin gelip kolumu öptü bazıları. Ben bir kitap adam dedi. Bu adam dedi, gırt şuna kadar adam dedi. O kol öpüştü, şirk derdi dedi. Size kolu yüzüp yaptı dedi. Bu menge nispeten bir nispetmez. Ben degenim, samimi adamlar tapadı yolunu. Samimi insanlar doğru yolunu tapadı. Lekin nasamimi bugün adamlar yüz mü yüz kilip ilmi bahs kılışka duku yetmeyin. Duku yok ularda. Ularda ne var? Şakal tabiat var. Orkadan paylaydı. Orkadan hancar uğradı. Ve hiç kaçan, hiç kaçan. Nasrani, müşri, kafirle bile uğruşmaydı ular. Her daim Müslümanlar arkasından payla yürüdü. Müslümanlar arkasından payla yürüdü. Ahir akıbet, Allah Teala bu netelerini kıyamet günü de kattık saval cevabını kılış için imkan eden birisi mümkün. Ali'ni öldüre aldı da yani, katıl kılı aldı. Hazreti Ali'yi de gizattı, katıl kılı aldı. Çünkü yaraşa kıyamette hesabı var ona. Uşalarına çüşüp kalıştan Allah esrasın. Bu cemiyette mesela Mısır'da az bolsa da buna kadar var. O kimdir Uzbekistan'dan, Tacikistan'dan, Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan keli etken bulsa kuzunu açıp samimi suratte uzunu aldığı koygen misiyasını doğrula alış gereği. Bu mesela bu cahide ilk kere tarafı hem zararlı oynayıp geçişi mümkün bugün imkaniyat var. Nazaret yok, hiç kim nazaret kılmıyor. Nazaretsizlik değilsiniz. Nazaretsizlik.